yay dalgalarının yansıması. Yaylar ideal olarak düşünülür. Ya atmaların yansıma sonrası da hızının büyüklüğünü ve genliğinin zamanla değişmediği kabul edilir. Buna göre yansıma öncesi önde ilerleyen nokta yansıma sonrası da yine öndedir. Kimi önce çarparsa o önde olur. Bakın K noktası geliyor, buraya çarpıyor, yine önde K noktası oluyor. K noktası bakın buraya geliyor, önce o çarpıyor, yine önde o oluyor. Şimdi sabit uçtan yansıma. Sabit uca gelen atmalar bu uçtan ters dönerek yansır. Bakın gördüğünüz gibi tepe taklak olmuş. Serbest uçtan yansıma. Serbest uca gelen atmalar bu uçtan ters dönmeden yansır. Geri olduğu gibi buradan geri dönüyor bakın. K önde, L arkada tekrar. İşte. İlk örneğimizde esnek bir yayda ok yönde ilerleyen şekildeki atmanın serbest uçta yansıdıktan sonra görünüm aşağıdakinin hangisi olur? Önce küçük çarpacak ve ters dönmeden yansıyacak. Sonra büyük üstten gelen çarpacak. O da ters dönmeden yansıyacak. Önde küçük olacak aşağıdan. Arkasından da büyük gelecek. Bakın burada bu görünüyor. Cevabımız o halde C seçeneği olacaktır. Bu örneğimizde bir ucu sabit, diğer ucu ise serbest olan bir yay. Yayda oluşturulan şekildeki atma T sürede bir bölüne ilerliyor. Buna göre atmanın şekli aşağıdaki atma şekildeki konudan geçtikten 6 T sonra görünümü nedir? Bakın nereye gittiğini bilmiyoruz. Eğer bu tarafa doğru gittiğini kabul edersek 1, 2, 3 aynı yönden tekrar döneceğiz. 4, 5, 6. Yani bakın şu şekli alacağız. 2 demek ki olabilir. Eğer atmamız, bakın bunu kırmızıya alalım, bu tarafa doğru hareket ettiğini düşünürsek atmamızın bu tarafa doğru gittiğini 1, 2, ters döndük 3, 4, 5, 6 yani tam burada olacağız. Yani birinci durumda söz konusu. O halde cevabımız 1 ve 2 yani C seçeneği olacaktır arkadaşlar.